Şu 45 yaşına, 48-45 dedim ama 48 yaşına geldim. 48 yaşındaki ömrü bir kenara atar mıyım ben? Mümkün değil, Allah'a hamdolsun. O yüzden sevgili Engin Hocam, sizi aşk ve şevkle dinledik. Kaymakamlığın olmadığı, belediyeyle beraber olmadığı, şehrin şehri eminiyle beraber hareket etmediği, kütüphane müdüresi Fatma Hanım'ın olmadığı, İbrahim Bey'in himaye etmediği, Sayın Valim'in himaye etmediği, Engin Hocam'ın aşk ve şevkle destek vermediği, Işıl Hanım'ın coşmadığı, Mehmet Gökyayla'nın, değil mi Gökyayla değil mi? Doğru söyledim. Tüzel abinin elini öpmediğiniz bir ortamda, iklimde siz güzel insanlarla biz güzel şeyler üretemeyiz. Anladım ki kasabanın üstün özellikleri var. Ne var? Evet, sultanlara layık sultani üzüm. Oh ne güzel. Eyvallah. Çalışıyor muyuz? Elbette çalışıyoruz. Marka mı? Tuğla'da marka. Makine sektöründe güzel gelişmeler olacak mı? Sanayiyle ilgili sanayi dördü, eğitim dördü başaracak mıyız? Elbette başaracağız. Hep beraber inşallah Allah'ın izniyle. Ama kıymetli bir alemin özel himaye ettiği çalışmalardan ve projelerden bir tanesi de Manisa'mızın, güzel Manisa'mızın, muhteşem Manisa'mızın. Çünkü çok özelliği sayabilirim ama daha kuşatıcı kavramlar kullanmaya çalışıyorum. Onun da ortaya çıkması, acele çıkması ama sağlıklı çıkması. Çünkü işi doğru yapmak önemli değil. Doğru işi yapmak önemli. O zaman bir bilene danışacaksın. Önce bir kere kültür ve turizm bil müdürü olarak İbrahim Sudak gibi güzel insanın kıymetini bileceksin. Eyvallah, yani ben İbrahim Bey bunu söyledim. İbrahim Bey de gelsin, kaymakamı seviyorum diye yapmıyorum. Zaten öyle dedim mi çok mahcup oluyorum. Başımı eğiyorum, ölüyorum, kızarıyorum vesaire. Bunun için söylemiyorum. Ama emin ellere, sıddık ellere, güzel insanlara. İbrahim Bey'in sadece benimle diyaloğu güzel değil ki. Turgay Başkan'la da güzel. Basınla da güzel. Çağrılan yere gidiyor. Koşuyor. Elimden geleni yapıyor. Üretiyor. Ha, üretim çok önemli. Üreten bir kasaba, üreten bir Manisa ve üreten bir Türkiye. Ne üretiyor? Turizm üretiyor. Sanatta silkeleniyor. Kendine geliyor. Manisa ile ilgili kıymetli valimin yaptığı bu çalışmayı ben geldiğimde nezaret etmeye çalıştım. Ve o çalışmanın içinde Turgut'tu nerede? Evet. Engin Hocam, siz onu biliyorsunuz zaten. Muhtemelen Turgut'la çalışıp geldiniz ve yaşıyorsunuz, geliyorsunuz, seviyorsunuz belli sohbetinizden. Ve bence o sohbeti bu arada söylüyorum arkadaşlar. Bu müzeyle ilgili, Kent Müzesi'yle ilgili, tanıtımla ilgili dokümanlara kıymetli hocamın söylediği o güzel paylaşımları koymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ara sıra onu okuyalım, bakalım. Nerede eksik kaldık, hangi maddeyi yaptık, hangisini yapamadık, onu bir checklist edelim inşallah. Kasaba nerede? Kıymetli valimin özellikle bu güzel projesinde. Allah var, ben onun derdini yaşıyorum değil mi Fatma Hanım? Yaşamaya çalışıyorum ya da bak yaşıyorum dedik, kibir yaptık, haddimizi aştık. Yaşamaya çalışıyoruz değil güzel insanlar. Kasabada turizmle ilgili, sanatla ilgili dün rektör hocamızın, Çelebi hocamızı ziyarete gittiğinizde dikkat eder misiniz sevgili başkanım? Orada bir yazı var. Bilim ve sanat iltifat etmediği yerden göçer gider. E göçer gider uşaklar. Ya işte çıkacak, Allah razı olsun biri çıkacak, kamu hizmetini iyi yapacak inşallah, güzel yapacak. Efendim, kendimizi yetiştireceğiz. Işıl Hanım gelecek, mimari de bizi yetiştirecek inşallah, yetiştiriyor. Fatma Hanım Denizli olarak bizi yetiştirecek, biz yetiştireceğiz. Malın zekatı verir gibi, bilginin de zekatı var arkadaşlar. Boş durmayacağız. Doğan Bey sağ olsun, sevgili kaymakamım dedi, buraya gelmeden önce bir lokma yedim, şeker hastasıyım, şöyle tuzlu bir pasta yedim, biraz da su içtim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Takıldı bana. Ben de takılmasından mutlu oldum doğrusu. Size biri takılıyorsa, sizin için biri dertleniyorsa, biri sizin için gözyaşı döküyorsa, orada işler güzel gidiyor. Takılmıyorsa, sizin için birisi dertlenmiyorsa, çile çekmiyorsa, üzülmüyorsa, kasabanın manevi iklimi ve iklimi için ve Manisa'nın iklimi ve yönetim iklimi için uğraşmıyorsa, çaba üretmiyorsa, siz kent müzeleri yapamazsınız. Yaparsınız da, hocamın dediği gibi çok şeyde ıskalarsınız, yaparsınız işletemezsiniz. Ölçüm önemli değil. Ben dünyada, New York'ta da birçok müzeyi gezdim. Nasip oldu. Efendim Almanya'da da gezdim. Birçok ülkede gezdim. Çünkü zaten siz ecnebi ülkelere gittiğinizde sizi o delegasyon önce sizi müzelerine götürüyor. Ben de kasaba kaymakam olarak ikinci bir emre kadar ne kadar bana tahammül edersiniz onu bilmiyorum. Yüce devletim ve milletim onu bilemiyorum. Nasip o. Takdiri ilahi. Allah hamdolsun. Elhamdülillah. Allah kalp gönlü kırmadan gitmeyi nasip eylesin diyorum. Bu duayı çok yapıyorum. Çünkü bu dua önemli. Çünkü ben öğretmen çocuğuyum ve duygusal da bir insanım. Bunu da esirgemiyorum. Bundan da mutlu oluyorum. Yunus ve Mevlana'yı konuşuyorsak Yunus ve Mevlana'nın izinden, erenlerin evliyaların izinden gitmek lazım. Hacı Zeynel'de de dedik. Hacı Zeynel'de de bizim değerimiz. O itibaren değerlerimizi sevgili nesillere nasıl aktaracağız? Hangi enstrümanları kullanacağız?
Turgut'un okullarına gittiğimizde ki o anlamda da güzel gidiyor. Milli Eğitim Müdür kardeşim de burada, Allah razı olsun paydaşlarımızdan. Kasabada bugün biz şu küçük mütevazi salonda, şu görkemli dünyada, güzel dünyada, küçük bir alanda bir avuç insanız. Ama bir avuç güzel insanız. Bir avuç hoş insanız, şirin insanız. Bir şeyler yapmak istiyoruz inşallah. Nedir derdimiz? Hocam buyurdu. Yurtta sulh, cihanda sulh. Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. 19 Mayıs Atatürk'te anma gençlik ve spor bayramını kutlayacağız. Gençlik haftasındayız. Gençliğe ne bırakacağız Fatma Hanım? Soracaklar Tuğday Bey ne bıraktın gençliğe? Uğur Turan ne bıraktı? Biz birbirimizle kavga edersek gençlik de kavga eder. Ben İbrahim Bey'i seversem genç diyecek ki bak sevgi böyle bir şeymiş. El sıkmak böyleymiş diyecek. O genç kardeşlerimiz üretecek. Biz bu enstrümanları iyi kullanmak zorundayız. Şu anda harcadığımız bir emek var, zaman var, para var, zamanınız da akıp geçiyor. Coşacağız inşallah. Efendim daha güzel işler yapacağız. Allah'ın izniyle hep beraber inşallah sevgili kardeşlerim. Sonra arz ederim Doğan Bey. Neden orada küçücük bir suskunluğumun nedenini söylerim. Bazen klişe cümleleri kullanıyorsunuz. Aslında onu sevgiyle kullanıyorum ama haddimi aşmaktan da korkuyorum. Aslında bilerek yapmıyorum onu. Ama o yerleşiyor size. O yerleşiyor. Siz de biliyor onu kullanıyorsunuz sevgili kardeşlerim.